Cananım selam 90 günde ayıta matematik kampımızın geldik bugün 62. gününün ikinci videosuna ve limitin artık son dersine. Eficinado testi part 2 yapacağız ve limitle ilgili çok tatlı bir soru çözümüne daha hazırsanız birazdan başlayacağız. 14. soruya kadar ilk videoda yapmıştık, ikinci videoda da 15'ten itibaren yapacağız. Biraz ikinci videodaki sorular bir tık daha zıpırdır haberiniz olsun yani... Hani sizi zorlayan tarafları olabilir ama zorlaması güzel. Buradaki soruları anladığımız takdirde sınavda karşımıza çıkan limit sorularında zorlanmayacağız. Bunu da neye güvenerek hangi özgüvenle söylüyorum? Üniversite sınavında ÖSYM'nin son yıllarda çıkmış olduğu, sormuş olduğu limit sorularına bakarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ha, bir soru sorarlar böyle dünya yani yılların limit sorusu olur. Orada zorlanırsınız, evet zorlanabilirsiniz. Ama Oradaki zorlanma da şöyle bir zorlanma olacaktır. ÖSYM hiçbir zaman size çözemeyeceğiniz, yapamayacağınız, düşünemeyeceğiniz, üzerinde biraz kafa yorduğunuz zaman çıkaramayacağınız bir soru sormaz arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Ha, diğer sorulara göre bir tık daha zorlayıcı, düşündürücü olabilir ama yine de çözebileceğiniz sorularla karşılaşacaksınız. Bu motivasyonla lütfen sınavı düşünün. Ben yapamayacağım, dünyanın en zor sınavı olacak falan diye düşünürseniz, kafada bunu oturtursanız o psikoloji sınav esnasında da yansır. Onu söyleyeyim. 90 gün ayıta matematik kampı video ders kitabımızdan benimle beraber, dur sayfa unuttum. Benimle beraber şimdi şöyle açayım açayım açayım. Benimle beraber 246'yı açıyorsunuz. 246 15. sorudan itibaren başlıyoruz. 246, 247, 248 ve 249'da 28. soruyla beraber limit ve süreklilik ünitesine noktayı koymuş olacağız arkadaşlar. Ödeviniz var bir de. Limitin son iki testini size bu derste ödev vereceğim arkadaşlar. Limit test 13 ve limit test 14. Test 13'te toplam 8 soru. Test 14'te toplam 9 soru. Toplamda 17 sorulukta bir ödeviniz var. Ödeviniz sayfa 252'den başlıyor ve 255'te noktalanıyor. Zaten 256. sayfada Ödevimizde türev kısmına geçmiş oluyor. Hazırsanız hocam hadi. Hadi şu limiti de bir içinden geçelim. Şu limiti de bir kenara koyalım, üstünü çizelim diyorsanız limit ve süreklilik efishinado testi part 2 başlıyor. Evet 15. soruda arkadaşlar bir babazunga soruyla başlıyoruz. Yani böyle e, durduk yerde Evet diyor ki sorumuz P bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu bu şekilde tanımlanıyor diyor. F fonksiyonun sürekli olmadığı sadece bir nokta vardır. Buna göre P'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yavrularım şimdi bak şöyle düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki şimdi bu bir parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyon nerelerde süreksizdir? Süreksiz olma ihtimali vardır. Şimdi parçalı fonksiyonu oluşturan kısımlara bakıyorum. Polinom Polinom ve de polinom. Dolayısıyla parçalı fonksiyonu oluşturan bütün parçalar polinom olduğuna göre... ...kritik noktalar dışında bu fonksiyon her yerde sürekli. Bu fonksiyonun sürekli olmaması ihtimali olan... ...sürekli olmasa şu noktalarda sürekli olmazdı hocam diyebileceğiniz... ...iki nokta var. O da kritik noktaları. Bir, bir. Bir de iki. Fonksiyon x eşittir. Bir de sürekli olmayabilir. İki, yani bir de sürekli ol, e, olmaz... 2'de sürekli olur ya da 1'de sürekli olur, 2'de sürekli olmaz. İkisinde de sürekli olmama ihtimali yok. Çünkü soru f fonksiyonunun sürekli olmadığı sadece bir tane nokta var demiş. Bak inceyi çakmış. Peki şimdi p'nin alıcı değerler toplamı. Fonksiyon x eşittir 1 de sürekli olsa 1'i götürüp solda yerine yazdığımız zaman 7 çıkar. 1'i götürüp sağda yerine yazdığımız zaman p-1 çıkar. P-1. Buradan arkadaşlar P eşittir 8 çıkar. Şimdi P yerine 8 yazdığım zaman ...fonksiyonu x eşittir 1'de sürekli yaptım ya... ...yani şu ihtimali değerlendiriyorum. x eşittir 1'de sürekli yaptım. Ama o zaman x eşittir 2'de fonksiyonun sürekli olmaması lazım. Bakalım gerçekten fonksiyon x eşittir 2'de süreksiz mi? 2'ye soldan yaklaştığım zaman... ...yani soldan yazdığım zaman p-2... ...p 8 olduğuna göre 8-2'den 6 eşittir. 2'ye sağdan yaklaştığım zaman... ...burası x-8... Ee, ...2'yi burada yerine yazdığım zaman arkadaşlar... Eksi 6'nın karesi şey 2'yi burada yerine yazdım. Eksi 6 karesi 36. 6 36'ya eşit mi? Hayır değil. Demek ki fonksiyonumuz x eşittir 2 de sürekli değil. Ama 1 de sürekli çıktı. Çok güzel. Demek ki tek bir noktada süreksizliği sağladık. Demek ki bu p kaç olabilir arkadaşlar? 8 olabilir. Tamam çok güzel. Şimdi ikinci ihtimal geçiyorum. Nedir o? 1 de süreksizlik 2 de süreklilik. 2 de sürekliyse arkadaşlar 2'ye soldan yaklaşırken yerine yazdığım zaman ne gelir? P 2 gelir eşittir. 2'ye sağdan yaklaştığım zaman da ne gelecektir? 2 P'nin karesi gelecektir. Tamam mı? Şöyle 2 P'nin karesi gelir. Burada da herhangi bir problem yok diye düşünüyorum. Şimdi burası P 2 sağ tarafta P 2'nin karesi. Hocam orada 2 P yazıyordu. E ama yavrum 2 P yazıyordu da 2 eksi p demek, eksi parantezinde p eksi 2 demek, kare alırken e, şu eksi'nin önemi yok, kare alırken zaten o artı oluyor. Dolayısıyla karede 2 eksi p ile p eksi 2 aynı şeyler. Şöyle yapalım, bunun bir tanesiyle bunun bir tanesini sadeleştirelim. Sadeleştirdiğimiz zaman solda 1 kalır sağda p-2 kalır. Ama sadeleştirdiğimiz şeyi 0 yapan değeri çözüm kümesine almak zorundaydık unutmayın. p-2'yi 0 yapan değer p eşittir 2'dir. Demek ki p2 de olabilir. p-2 eşittir 1'den bir de p eşittir 3 çıkar. Yani eğer 2'nin limit olma durumunu göz önünde bulundurursak p'nin 2 tane değeri geliyor. Birisi 2'ymiş birisi 3'müş. Şimdi bu 2 tane değer için acaba yani p eşittir 2 için ayrı ayrı bir de p eşittir 3 için Fonksiyonumuz x eşittir 1 de süreksiz oluyor mu? Çünkü süreksiz olması lazım. Sürekli olmadığı bir nokta var diyor. 2'de de sürekliliği aldık. 2 dışındaki her yerde de sürekli. Demek ki 1'de artık süreksiz olması lazım. 1'de de sürekli olursa sürekli olmadığı nokta kalmaz. Soruya çelişki olur. Şimdi 1'e soldan yaklaştığım zaman 7. 1'e sağdan yaklaştığım zaman p-x. Yani p-1. p-1. Şimdi burada P'ye 2 yazsanız da 7'ye eşit olmayacak. P yerine 3 yazsanız da yine 7'ye eşit olmayacak. Yani P yerine 2 de yazsanız 3 de yazsanız x eşittir 1 de fonksiyonu ne yapıyorsunuz? Süreksiz yapıyorsunuz. Dolayısıyla P'nin 8 değerinin dışında 2 ve 3 değeri de var. P'nin alabileceği değerler toplamı 8 artı 2 artı 3'ten kaça eşit olacak arkadaşlar? 13'e eşit olacak. Yani A şıkkını işaretleyeceğiz. Tamam mı? Gayet güzel bir e, limit sorusu e, parçalı fonksiyon da var içerisinde. Bence sınavda karşınıza çıkabilecek tarzda bir soru. 16. Hmm. Bak şimdi diyor ki dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir bir gx fonksiyonu tanımlanıyor. gx fonksiyonu fx'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde böyle tanımlanıyor. Sıfıra eşit olduğu yerlerde böyle tanımlanıyor. Sıfırdan küçük olduğu yerlerde de böyle tanımlanıyor. Peki tamam. Buna göre diyor. Buna göre diyor g fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi olaya şöyle bakacağız. fx'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde 7x artı 5. Bak 7x artı 5. Sıfırdan büyük olduğu yer burası 7x artı 5. Aynı şekilde buralarda da şöyle 7x artı 5. Sıfırdan küçük olduğu yerlerde 2x kare artı 4x artı 6. Yine şurada da 2x kare artı 4x artı 6. Şimdi limitsiz olma potansiyeli olan yerler buralara bakın. Eksi 5'in solunda farklı sağında farklı hareket ediyoruz. Eksi 5'e sağdan yaklaşırken burada yerine yazacağız. Eksi 5'i yerine yazarsak eksi 35 5 daha burası eksi 30 yapar. E, eksi 5'i burada yerine yazarsak arkadaşlar. Eksi 5'in karesi 25 çarpı 2 50 yaptı. Eksi 20 yaptı. Artı 6 yaptı. 36 geldi. 36 30 eksi 30'a eşit olmadığı için fonksiyonumuz bir kere x eşittir. Eksi 5 noktasında sürekli değildir. Güzel. Şimdi 1'e bakalım. 1'in solunda 7x artı 5. Yerine yazdığım zaman burada 1'i 12 geliyor. 1'in sağında da 2x kare artı 4x artı 6. 1'i burada yerine yazdığım zaman 2 artı 4 artı 6'dan yine 12 geliyor. Bakın 1'in sağında da 12 geliyor. 1'in solunda da 12 geliyor. Demek ki 1 de bir e, fonksiyon limitli. Şimdi 1'de sürekliliği sağlayabilmek için 1'deki değerine de bakmam lazım. Fonksiyonun 1'deki değeri fx'in 0'da olduğu değer. Yani biri burada yerine yazacağım. 12. E buradaki değer de 12. Yani limit değeri 12. Görüntü de 12. E, tanımı görüntüsüne e, görüntüsü limite eşit olduğu için fonksiyonumuz x e eşittir 1 de sürekli. 3'e bakıyorum. 3'e sağdan yaklaşırken yazdım. 21 artı 5'ten buradan 26 geldi. Soldan yazıyorum. 3'ün karesi 9. 9 kere 2. 18. E, 4 kere e, 3 12 artı 6 Buradan arkadaşlar 36 gelir. 36 26'ya eşit olmadığından dolayı fonksiyonun 3 noktasında limiti yoktur. Limit yoksa süreklilikten bahsedemeyiz. Bir de 3'te sürekliliğimiz yok. O zaman eksi 5 artı 3'ten süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı eksi 2. Doğru cevap da B şıkkı olacak. Alışılmışın dışında bir soru. Çıkar mı? Vallahi çıkar mı? Çıkar. Bilemeyiz yani. Aşağıda y eşit fix fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre şıklardan hangileri tüm reel sayılarda süreklidir? Bunun benzerini konuşmuştuk arkadaşlar. Şimdi f mutlak değer x ne yapıyorduk bu f mutlak değer x'te? x ekseninin sol tarafındaki kısmını silip sağ tarafın sol tarafa göre simetriğini alıyorduk. Sol taraftaki kısmını silmek demek arkadaşlar şunu yapmak demek. Bakın burayı silmek. Aynı şekilde burayı da silmek. Bak fonksiyonun sol tarafta hiçbir parçası kalmadı. Sağ sola göre simetriğini aldığımız zaman fonksiyon buna döner. Bu fonksiyon da gördüğünüz gibi her yerde süreklidir. Sıfırda dahil, sıfırdaki limiti budur, değeri budur. Sıfırda dahil her yerde fonksiyon sürekli noktalara sahip. Dolayısıyla birinci öncül doğru tüm reel sayılarda sürekli. Siliyorum şimdi devam ediyorum. Mutlak değer fx. Mutlak değer fx'te ne yapıyoruz? x ekseninin altında kalan kısmını yukarı doğru çıkarıyoruz. Dolayısıyla eksi 2'nin aşağısında olan yer şimdi şöyle 2'nin yukarısında olacak. Yani buraya geleceğiz şöyle 2'nin yukarısına getireceğiz. Aha da böyle olacak. Ve aşağıdaki parçayı da sileceğiz arkadaşlar mutlak değerini aldığımız için. Şu anda çizdiğim yeni fonksiyonun grafiği mutlak değer fx'e ait. Peki sizce bu tüm reel sayılarda sürekli mi? Hayır hocam. hocam. Niye? Çünkü eksi, x eşittir eksi 2 absisli noktada soldan limitine baktığın zaman 2, sağdan limitine baktığın zaman 0 eksi 2'nin. Dolayısıyla eksi 2 noktasında fonksiyonun limiti yok. Limiti yoksa süreklilikten bahsedebilir miyiz? Hayır. E, eksi 2 de sürekli değilse tüm reel sayılarda sürekli bye bye happiness. O zaman bu da gitti. Bu da gitti derken bu gitti. Birinci gitmemişti. İkinci öncül yanlış oldu. fx artı mutlak değer fx. Dur geri alayım. Bu mutlak değer fx. Şimdi üçüncü öncüldeki fonksiyonu şöyle değerlendirmek lazım. Eğer fx'in sıfırdan küçük olduğu yerlere bakıyorsak direktman mutlak değer fx eksi fx olacağı için artı fx eksi fx'ten orası sıfır gelir. Yani üçüncü öncüldeki fonksiyon sıfır fonksiyonu olur. Ama fx'in sıfırdan büyük olduğu yerleri konuşuyorsak bu sefer de arkadaşlar iki tane fx olur. Çünkü direkt kendi gibi çıkar. Şimdi mutlak değeri karıştırmayın bir dur. Şu gitsin. Şimdi bak fx sıfırdan küçükse küçükse sıfır f fx'in sıfırdan küçük olduğu yerler neresi? Bakın burası fx. Burası fx. fx'in sıfırdan küçük olduğu yerler yani x eksenin altına girdiği yerler buralar. Yani eksi 2'den küçük değerler. Eksi 2'den küçük değerlerde 3. öncüldeki fonksiyon böyle oluyor. x eksenine yapışık oluyor. Sıfır. x eşittir sıfır doğrusu. y eşittir sıfır doğrusu. x ekseni yani. Şimdi fx'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde yani eksi 2'den büyük e, tanım kümesi değerlerinde de 2 fx oluyor. Yani bunun 2 katı oluyor. Değişen bir şey yok arkadaşlar. 2 katı oluyor demek ne demek? Bu 2'yi 4 yapıyoruz demek. Yani şöyle geliyor demek. Fonksiyonu 2 ile çarpmak demek. Y'yi kestiği noktaları 2 ile çarpmak demek. X'i kestikleri değişmiyor. Yani şu anda çizdiğim şu e, yeş, e, yeşil diyorum. Mavi grafik var ya bu mavi grafik arkadaşlar neyin grafiği? fx artı Mutlak değer fx'in grafiği. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu her yerde süreklidir. Çünkü ne herhangi bir kopma noktası ne de herhangi bir sıçrama noktası var. Tüm noktaları sürekli noktalardan oluşuyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru olmuş oluyor. Cevabımız 1-3 yani c-şık. Gayet güzel bir şekilde yaptık yani. Hiçbir problem olmadı. Hmm. Yine f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir toplamı kaçtır? Peki bakalım. Şimdi 1'e soldan giderken fx 4a artı v'ymiş. 1'e soldan gidelim. Hadi. 1'e soldan gidersek fonksiyon 3a'ya gidiyor. Demek ki sol taraf 3a. 3a eşittir 4a artı b. Dur abi kenarda. Dur ya dur ya dur ya. Bu tarafa bakalım. Eksi 1'in solu. G de eksi 1'in solundan yaklaştığım zaman 2B'ye gidiyor. Bu sağ, sol taraf 2B. 2B eşittir. Eksi B. Eksi 3. Karşı tarafa atarsam 3B eşittir. Eksi 3. Her iki tarafı 3'e bölersem B eşittir. Eksi 1. Şimdi canlarım B'miz eksi 1. Bunda herhangi bir problemimizin olmadığını düşünüyorum. B'miz eksi 1. Ee, B'miz eksi 1. Tamam. Problem yok. Şimdi B yerine burada yerine yazarsam eksi 1'i. Bunu da bu tarafa atarsam eksi a eşittir eksi 1'den a'mız da 1 gelir. E bunda da problem yok. Şimdi bana ne sorduğuna bakalım. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken e a'mız artık 1 o zaman 1'e sağdan yaklaşırken f artı limit x b'ye sağdan yaklaşırken e b'miz eksi 1 o zaman eksi 1'e sağdan yaklaşırken g. Şimdi 1'e sağdan yaklaşırken f 1'e sağdan yaklaşıyorum cevap 0. O zaman buranın sonucu 0 arkadaşlar. Artı. Eksi 1'e sağdan yaklaşıyorum G'de. Eksi 1'e sağdan yaklaştığımda da 2. O zaman buranın cevabı da 2. 0 artı 2'den sorumuzun cevabı 2 olarak bulunmuş olacak. Böyle bir yaklaşım metodu sorusu çıkabilir mi? Valla çıkabilir. Niye çıkmasın? Yani e, bir limit bir süreklilik soruyorlar. Limit sorusu grafik üzerinden limit bulmayla alakalı olabiliyor. 19'la devam ediyorum. Çorum. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için limit x a'ya giderken fx l 1'miş. Limit x a'ya giderken gx x de l 2'ymiş. Bak f ve g'nin a noktalarında limiti var ama sürekli dememiş. Limiti var sürekli dememiş. Yani şunu diyemezsin. O, o zaman f a eşittir l 1'dir hocam bunu diyemezsin. Bu sürekli olsaydı denilebilecek bir şey. L1 ve L2 birer reel sayı olduğuna göre F A artı G A L 1 bölü L 1 artı L. Hayır söyleyemeyiz. Bakın e, bunun görüntüsünün L 1 bunun görüntüsünün L 2 olduğunu bilmiyorum. Ha bu doğru olabilir mi? Olabilir. Ama olmayabilir. Daima doğruluk istiyorsa bizden ki soru öyle istiyor. Birinci öncül daima doğru değil. Birinci öncülün daima doğru olabilmesi için sorunun başında F ile G gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli fonksiyonlar demesi gerekiyordu. Tamam mı? 2'ye bakalım bu limit vardır diyor. Bakalım. Ayrı ayrı yazalım. Limit x a'ya giderken fx çarpı limit x a'ya giderken gx diye yazarız. Bu limitin sonucunu l1 vermiş. Bu limitin sonucunu l2 vermiş. İkisi de gerçel sayı. İki gerçel sayıyı çarparsak sonuçta bir gerçek sayı elde ederiz. Dolayısıyla limiti vardır. Evet bir gerçek sayıya eşit çıktığına göre limit limiti vardır. Üçüncü öncüle gelelim. Limiti vardır diyor. Yine bakın bölüm yapalım. Yani limitte özellik kullanalım. x a'ya giderken f limit x a'ya giderken f ayrılıyordu ya bölümde bölü limit x a'ya giderken g. Şimdi buraya dikkat ettiğiniz zaman yukarıdaki sonuç l1 aşağıdaki l2 bir gerçel sayı, bir gerçel sayıya bölerseniz bir gerçel sayı çıkar ama çıkmaya da bilir. Eğer l2 sıfırsa l1 de atıyorum 3 ise 3 bölü 0 bir gerçel sayı değildir. Tanımsız bir ifadedir. Dolayısıyla bunun sağlanabilmesi için soruda da L2 farklı 0 demesi gerekiyordu. Demediği için 3. öncül kesin doğru değildir. Daima doğru değildir. Yalnız 2 cevabımız olur tamam mı? Böyle ters köşelere dikkat edin. ÖSYM yapar mı? Yapar. Yapar abi bunlardan beklenir de. 20 ile devam ediyorum. Diyor ki yukarıda F eksi 1 2 kapalı aralığından eksi 2 fark 2 aralığına. Ee, yani eksi 1 2 kapalı aralığında tanım kümelerine sahip. Eksi 2 ile 2 değer kümesinde. Sadece 2 elemandan oluşuyor değer görüntü kümesi. Grafiği verilmiştir. Zaten bakın bir sabit fonksiyon bir sabit fonksiyon burada. A ve B birer tam sayı olmak üzere limit x A'ya sağdan giderken F eşittir. Limit x B'ye soldan giderken F eşitliğini sağlayan kaç farklı A B tam sayı AB tam sayı ikilisi vardır. Bakın AB tam sayı ikilisi demesi ne anlama geliyor? Demek ki A'nın da B'nin de bir tam sayı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Birincisi diyeceğiz ki arkadaşım bize öyle iki tane sayı istiyor ki şuraya da yazalım tekrar. Limit x a'ya sağdan giderken fx eşit olacak. Limit x b'ye soldan giderken fx. Şimdi bana öyle 2AB istiyor ki fonksiyonda bir sayının sağınla öbür sayının solundan yaklaştığımda limit değerleri eşit olsun. O zaman önce şunu yapalım bakın. Tanım kümesinde hangi tam sayılar var? Yani A ve B neler olabilir? Eksi 1 ile 2 arasında. Eksi 1, 0, 1 ve 2. 4 tane değer var. Tamam mı? Şimdi A'yı eksi 1 aldığımızı düşünelim. A eşittir eksi 1 olsun. O zaman 1'e şöyle başına yazalım. Eksi 1'e sağdan yaklaştığımız zaman E a'yı eksi 1 aldık ya. E 1 eksi 1 eksi 1'e bir, sağdan yaklaştığımız zaman sonuç eksi 2 çıkıyor. Yani buranın sonucu eksi 2 çıkıyor. Acaba 1 tam sayıya soldan yaklaşırken de cevap eksi 2 çıkar mı? Çıkar mı? Bakın arkadaşlar arkadaşlarsı'a soldan yaklaşsanız. 0'a soldan yaklaşsanız sıfıra soldan yaklaştığınız zaman sonuç ne çıkıyor? Eksi 2. Demek ki B burada ne olabilir arkadaşlar? Sıfır olabilir bak. A eşittir 1 için, eksi 1 için B sıfır olabilir. 1'e şey 1 bir burası. 1'e soldan yaklaşsanız 2. Iki. 2'ye soldan yaklaşsanız 2. Peki A'yı da eksi 1 alabilir misiniz? Sonuç olarak soru bize şeyi vermiş mi? Yani A ve B farklı demiş mi? Hayır dememiş. E B'yi eksi 1 de alabilirim. Ama eksi 1'in solu yok. Yani eksi 1'e soldan yaklaşma diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla B'yi eksi 1 alamam. E A'nın eksi 1 olduğu durumda B 0 oluyor. Demek ki sıralı ikililerden bir tanesini bulmuş olduk. Eksi 1'e 0 noktası. Bu 1. Şimdi devam ediyorum. Sildim burayı. Şimdi bu sefer A'ya 0 veriyorum. A'ya 0 verirsem 0'ın bakın A'ya 0 verirsem soruya bak 0'ın sağında F'in limitini bulmam gerekiyor. 0'ın sağı 0'ın sağında F'in limiti 2 eşittir. Acaba hangi sayıya soldan yaklaşırsam limitin sonucu 0 çıkar. Hangi sayıya soldan yaklaşırsam 0'a soldan yaklaşırsam limitin sonucu eksi 2 çıkıyor 0 olmaz. Eksi 1'e soldan zaten yaklaşamıyorum. 1'e soldan yaklaşırsam bak burası 1. Bir. 1'e soldan yaklaşırsam limit 2 oluyor. Demek ki burada B1 olabilir. B1 olabilir. Bir de bir de 2'ye soldan yaklaşırsam limit yine 2 oluyor. Yani B'yi 2 seçersem buraya yine 2 çıkıyor. Eşitlik sağlanıyor. Yani burada B'yi 2 de alabilirim. Yani sıralı ikillerimizden bir tanesi 0'a 1 oluyor. Bir tanesi de 0'a 2 oluyor. Çok güzel. Bunu da hallettik. 3 tane bulduk. Şimdi a'nın 0 olduğu durumu yaptık. Şimdi a'nın 1 olduğu durumu yapalım. a'nın 1 olduğu durum için. a yerine 1 yazarsam 1'in sağında f'in limiti. 1 burası zaten. 1'in sağda soluda 2 olduğu için buranın cevabı 2 arkadaşlar. E şimdi hangi sayının soldan limiti 2'yi veriyor? Yine 1'in soldan limiti 2'yi verir. O zaman b yerine 1 yazabilirim. 2'nin soldan limiti de 2'yi verir. B yerine 2 de yazabilirim. 0'ın soldan limiti eksi 2'yi veriyor. Olmaz. Eksi 1'in soldan limiti zaten yok. Yani A1 B1 alırsam 2 eşittir 2 sağlanıyor. A1 B2 alırsam yine 2 eşittir 2 sağlanıyor. Yani arkadaşlar A'nın 1 olduğu durumda B1. A'nın 1 olduğu durumda B2 de oluyor. Son olarak A yerine 2 yazarak bitiriyorum. A yerine 2 yazarsam A yerine 2 yazdığım zaman 2'nin sağında f fonksiyonun limiti yok. Sağdan 2'ye yaklaşamıyorum dolayısıyla A zaten direkt 2 olamıyor. İşte bu kadar sıralı ikili olabiliyormuş. Cevabımız C şıkkı 5 tane olacak. Çok güzel bir soru. Böyle otur tık 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 sınavda böyle heyecansız bir şekilde böyle minimum heyecan yaparak çözmeye çalış. Gayet güzel, gayet tatlı bir soru. 21 ile devam ediyorum. Yine böyle biraz yorumsal diyebileceğimiz sorulardan bir tanesi. Diyor ki bize 2,7 kapalı aralığında sürekli ve artan bir f fonksiyonu için olduğuna göre ifadelerinden kaç tanesi her zaman doğrudur diyor. Hmm. Şimdi. 2,7 aralığında sürekli ve artan bir f fonksiyonu var. Limit x 7'ye 2'ye giderken fx eşittir 2. Bakın sürekli dediğine göre şöyle yazabilirim. f2 eşittir 2. Böyle artistliğimi yapabilirim. Çünkü sürekli diyor. Sürekli diyorsa limiti tanımına eşittir. Yani görüntüsüne eşittir. f2 eşittir 2. Aynı şekilde f7 de 7'ye eşitmiş arkadaşlar. O zaman bir grafiği düşünmeye çalışalım. 2, 7 aralığında artanmış. Şimdi bir kere 2'deki değeri zaten 2'ye eşit. 7'deki değeri de zaten 7'ye eşit. Yani burası 2 ise burası 2, burası 7, burası 7. Fonksiyonumuz buradan da geçiyor. Fonksiyonumuz buradan da geçiyor. Zaten 2,7 aralığında artan, sürekli ve artan f fonksiyonu diyor. Nasıl olabilir arkadaşlar? Doğrusal olabilir. Doğrusal olabilir. Eğrisel olabilir. Yani böyle gelebilir. Ya da böyle gelebilir. Ya da böyle gelebilir, bilmiyorum. Adana yılanı gibi gidebilir, hiç bilmiyorum. Sonuçta bu aralıkta artan olduğunu biliyorum. Zaten aşağı düşmez. Yani şöyle aşağı düşüp yukarı çıkmıyormuş. Yani şöyle, bak, böyle olmadığını biliyorum. Ya böyle yukarı çıkıyor bu şekilde, ya böyle aşağıdan artan şeklinde gidiyor, ya böyle aşağıdan artan gidip böyle artanlığı daha da artıyor, ya da doğrusal ilerliyor, bilmiyorum. Bu, bu aralıkta bir fonksiyon. Şöyle. E, eğirsel bir şey çizelim şimdilik şöyle bir şey çizelim e, f fonksiyonunun 5 noktasındaki limit değeri 5'tir ne bileyim ben abi 5'teki limit değerinin 5 olduğunu nereden bileceğim belki 5'teki limit değeri 6'dır hani doğrusal gibi düşünüyor 2'de 2 7'de 7 o zaman 5'te 5 ama doğrusal olduğunun hani kanıtı nerede? Tamam doğrusal fonksiyonlar süreklidir ve böyle eğimi pozitif doğrusal fonksiyonlar artandır da tek sürekli artan fonksiyonlar doğrusal fonksiyon dalga mı geçiyoruz? O yüzden bu olmaz. Bir gitti. F fonksiyonu x eşittir 5 noktasındaki limit değeri x eşittir 3 noktasındaki limit değerinden büyüktür. Doğru. Çünkü 5 noktasındaki limit değeri buradaki bir değerken artan fonksiyon olduğu için 3 noktasındaki limit değeri de buradaki bir değerdir. Yani bu soru işareti bu aşağıdaki soru işaretinden daha büyüktür. Siyah olan soru işareti. Yani 5'teki limit değeri 3'teki limit değerinden daha büyük de diyor bu doğru. f fonksiyonu x seçtir 5 noktasında süreklidir. Evet. Fonksiyon zaten 2,7 aralığında sürekli diyorsa 5 noktasında da süreklidir. Aynı aralıkta sürekli ve azalan g(x) fonksiyonu için bak bu aralıkta bir tane yine sürekli ama bu sefer azalan bir g(x) fonksiyonu vermiş. eee fx eşit gx denkleminin çözüm kümesinde en az bir tane eleman vardır diyor. Arkadaşlar ne biliyor ya? Yani şunu demeye çalışıyor. Bu aralıkta bu 2,7 aralığında bir g al diyor. Mesela şöyle düşünüyor hemen. Şöyle bir g al diyor azalan. Aha diyor bir tane kesişim noktası var. fx eşit gx denkleminin çözüm kümesi demek buradan gelen çözüm kümeleri kesişim noktasıdır. Ama ama kaçırdığı şey şu. Böyle olabilir ama bu grafik şöyle olamaz mı arkadaşlar? Şöyle olamaz mı? Bu sefer kesişim noktaları olmamış oluyor. Dördüncü öncül gider. Beşinci öncül ne diyor? fx parabolik bir fonksiyonsa tepe noktası 2'ye 2'dir diyor. fx parabolik bir fonksiyonsa bak zaten ben parabolik çizmişim. Tepe noktası 2'ye 2'dir. Ne biliyorsun? Böyle gelerek böyle devam edip tepe noktası burası da olabilir. Yani 7'ye 7 de olabilir. Bununla ilgili kesin bir bilgimiz de yok. Şu da doğru değil. Her zaman doğru olan iki tane var. Cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacak. 22 ile devam ediyorum. 22 diyor ki gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu f x'ten büyük en küçük tam sayının en büyük asal böleni şeklinde tanımlanıyor. Bir dakika hocam benim beyin devreler yandı. Nasıl tanımlanıyormuş f x x'ten büyük en küçük tam sayının en büyük asal böleni. Mesela bir örnek verelim mi arkadaşlar? f20 mesela. f20 ne diyor? 20'den büyük en küçük tam sayının 20'den büyük en küçük tam sayı 21. 21'in en büyük asal böleni ha 7. Tamam anladım olayı. Oo güzel. Bir örnek daha yapalım mesela f35. 35'ten büyük en küçük tam sayı 36. 36'nın en büyük asal böleni 3. Ha, tamam olay bu. Buna göre limit x 7'ye soldan yaklaşırken fx artı 10 eşittir. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken fx eşitliğini sağlayan kaç farklı iki basamaklı a tam sayısı vardır diyor. Şimdi yavrularım burada ne yapacağız? Şimdi 7'ye soldan yaklaşırken fx artı 10 a'ya sağdan yaklaşırken fx. Bir kere 7'ye soldan yaklaştığımız zaman bu değer 6.9 gibi bir değerdir. Bunu burada yerine yazdığımız zaman burası 16.9 çıkar. 16.9'dan büyük en küçük tam sayı 17'dir. 17 için F17 yani şöyle düşünün F16.9'u yapıyorum şu anda. 16.9'dan büyük en küçük tam sayı olan 17'nin en büyük asal böleni. 17 zaten kendisi bir asal sayı olduğu için en büyük asal böleni zaten kendisidir. Yani 17'dir. Yani arkadaşlar limit limit x a'ya sağdan giderken fx'in sonucunun kaç olmasını istiyor bizden? 17 olmasını istiyor. Bunu sağlayan iki basamaklı a tam sayısı kaç tanedir diye soruyor. Şimdi burayı konuşalım. a'ya sağdan yaklaşıyoruz ya mesela ee, şöyle bir şey düşünelim. A, A mesela 9'sa 9 ise 9,1 ya ya da A 7 ise 7,1 ya sağ. O zaman bu A virgül 1 diye düşünelim bunu. A virgül 1'i burada yerine yazarsak A virgül 1'den büyük en küçük tam sayı A artı 1 ya A'nın bir fazlası. Yani A artı 1'in arkadaşlar A artı 1'in A artı 1 sayısının A artı 1 en büyük asal böleni 17 olacak. A artı 1'in en büyük asal böleni asal böleni 17 olacak. Öyle değil mi? böyle olursa A artı 1'in en büyük asal böleni 17 olursa eşitlik sağlanıyor. Peki A artı 1'in en büyük asal böleni 17 olacaksa A artı 1 17 olabilir. 17'nin en büyük asal böleni 17. 2 katını alırsam A artı 1 arkadaşlar e, 34 de olabilir. E, 17'nin 3 katını alırsam A artı 1 e, 51 de olabilir. 4 katını alırsam A artı 1 68 de olabilir. 5 katını alırsam A artı 1 85 de olabilir. 6 katını alırsam 3 basamaklı olur. A 3 basamaklı çıkar. 2 basamaklı olması gerekiyor. Birincisinden A 16 gelir. İkincisinden 33 gelir. Üçüncüsünden 50 gelir. Dördüncüsünden 67 gelir. Beşincisinden de 84 gelir. Burada bize anlanabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. 1 2 3 4 5. Yani cevabımız E şıkkı olarak bulunacak. Bence güzel şık sorulardan bir tanesiydi. 22. soru. Geliyorum 23'e. Evet 23. soru öncesi kapı çaldı. Ben de hani kimdir acaba bir davetsiz misafir midir falan diye bakarken e, yukarının, e, yukarıdan aşağıya bizim vanadan su mu akıyormuş bir şeyler oluyormuş. Onunla bayağı bir uğraştım. Uğraşınca videonu sab sabahtan çekiyordum videoyu. Video yalan oldu. Şimdi e, kaldığım yerden videoya devam ediyorum. Nerede kalmışım bakayım. Ha burada kalmışım. Kaçıncı soruda kalmışım? 23. soruda kalmışım. Soru 23. Hadi bakalım. A, B, C bu da biraz tuhaf oldu yani. Siz şu anda tabii hani sanki hiçbir şey olmamış gibi izliyorsunuz ama ben araya böyle bir 6-7 saat koydum yani. A, B, C birer gerçek sayı olmak üzere. Molalarınızı böyle verin de. Bir mola verin 7 saat. F ve G fonksiyonlarını vermiş. Limit x a'ya giderken fx eşittir. Limit x b'ye giderken gx o da eşittir c. Olduğuna göre ...A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi x kare eksi 9x e, artı 18. Bunu çarpanlarına ayrılıyor mu? Evet x'e x, eksi 3'e eksi 6 diye ayrılıyor sanırım. Yani fx fonksiyonunu şöyle yazabilme imkanına sahibiz. x eksi 3 çarpı x eksi 6 şeklinde yazabiliyoruz yukarı tarafı. Bölü aşağı tarafa bakalım. Aşağı tarafta x eksi A. Güzel. pek. Şimdi... Bu tarafa bakıyorum. GX'e bakıyorum. GX zaten 9 üzeri ISO. O böyle cillop gibi duruyor. Üstel fonksiyon şeklinde. Şimdi şuna çok dikkat edin. E, FX fonksiyonunun A'daki limiti. Şimdi limit X A'ya giderken FX'e baktığınız zaman A'yı aşağıda yerine yazdığınızda ki yazabilirsiniz polinom tipli hem yukarısı hem aşağısı. Aşağıda yerine yazdığınız zaman aşağı taraf 0 geliyor. Arkadaşlar bunun sonucunun bir C reel sayısı gerçek sayısı olduğunu bildiğimize göre paydası sıfır olan bir ifade bunu belirsizliklerde konuşmuştuk. Paydası sıfır olan bir ifade nasıl sonucu gerçek sayı çıkartır? Payı da sıfır olur ve sıfır bölü sıfır belirsizliği gelirse. Demek ki arkadaşlar yukarıda x eksi 3 ya da x eksi 6'da x yerine a'yı yazdığımız zaman sonuç sıfır oluyor. O zaman a'nın burada iki tane durumu var. Ya a 3 olacak arkadaşlar çünkü x yerine 3 yazınca yukarı taraf sıfır gelir veya a eşittir 6 olacak. Çünkü x yerine a yerine özür dilerim. x yerine özür dilerim, 6 yazınca sonuç 0 gelir. Bu ikisinden bir tanesi olmak zorunda a. Başka bir şey olamaz. Peki bu ikisinden hangisi olacak? Şimdi a yerine 3 yazmayı denesek. a yerine 3 yazdığımız zaman ne olur arkadaşlar? E, burası 3 olursa bunlar birbirlerini götürürler. fx fonksiyonu bak a eşittir 3 için fx fonksiyonu x eksi 6'ya dönüşür. A yerine de 3 yazdığım, A'da 3 ya, 3'e giderkenki limitine baktığım zaman da f3 eşittir, eksi 3 olur. Ama e, bu şu anlama gelir, gx'in b'deki limiti, gx 9 üzeri x, b'deki limiti 9 üzeri b. 9 üzeri b eşittir, c'ye, e c'de zaten f3 yani eksi 3, 9 üzeri b eksi 3 olmuş olur. Ama biliyorsunuz ki üstel fonksiyonları negatif çıkma şansı yok. Demek ki arkadaşlar A'nın 3 olduğu durum söz konusu değil. Demek ki A6. A6 ise bu arkadaş da bu arkadaş sadeleşir. Burada x eksi 3 kalır. A6 olduğu için 6'yı yerine yazdığım zaman 6 eksi 3'ten 3 olur. Yani A'nın 6 olduğu durumda f fx eşittir. x eksi 3 olduğu için f6 eşittir 3 çıkar. E G üzeri B de aslında f6'ya eşit. Bak A6 ya 6 yerine yaz F6 eşittir B yerine yaz GB eşittir F6'yı ne bulduk 3 C3 demek ki demek ki GB3 GB'de yani GX'de X yerine B yazdığım zaman 9 üzeri B 3 ise bu 3 üzeri 2 B'dir 9 üzeri B 3 ise 3 üzeri 1 ise de buradan 1 bölü 2 çıkar B 1 bölü 2 da 6'ymış e C'yi de bulduk C'de kaçtı? E, C limitin eşit olduğu sayı yani 3'tü. O zaman A'mız 6, B'miz 1 bölü 2, C'miz de 3 olacak. Toplarsak 9 artı 1 bölü 2 yani 19 bölü 2 olarak bulunacak. Bence gayet güzel, gayet tatlı, gayet ciks bir soru bence. Sınavda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Belirsizlikle alakalı bir soru. Evet. F kare fonksiyonu gerçek sayılarda sürekli bir fonksiyondur. Bak. Burada adam bize F karenin sürekliliğini vermiş. F karenin. Tamam. F süreklidir diyor. Şimdi F kare sürekli ise F süreklidir diye bir şey bilemiyorum. Sadece F sürekli ise F karenin sürekli olduğunu biliyorum. Ama F kare sürekli ise F'in ne olduğunu daha doğrusu F karenin ne olduğunu bilmeden F'in sürekliliğinden bahsedemem. Bu doğru değil arkadaşlar. Çizgiyi çaktım ona. Limit x sıfıra giderken fx eksi mutlak değer fx eşittir sıfırdır. Burada da bunun sıfır çıkabilmesi için bunun mutlak değer dışına kendi gibi çıkması lazım. Kendi gibi çıkacak ki bunlar birbirlerini götürecekler. Limit x sıfıra giderken sıfır da sıfır olacak. Ama ya fx fonksiyonu her yerde negatifse o zaman önüne eksi alacak. Limit x sıfıra giderken bu önüne eksi aldığı için artı f olacak. Bir de yanında artı f var. iki tane f gelecek. Bu limitin sonucunun sıfır çıktığını nereden biliyorsunuz abi? Bunun için f'in ne olduğunu bilmeniz gerekir. Yani f karenin gerçek sayılarda sürekli olmasından F'in limitinin sıfır olmasını nasıl çıkarabilirim? Böyle bir şey mümkün mü? Dalga mı geçiyorsun? O yüzden birinci de yanlış, ikinci de yanlış. Bir ilk ikisinin yanlış olduğundan emin oldum. Cevap C zaten. 3'e de bir bakalım. Limit x sıfıra giderken f kare x eşittir a ise. Yani f kare fonksiyonunun limiti hani sürekli diyor ya sürekli ise limiti var. Limiti a işte. Hatta sıfır noktasındaki tanımı da a'dır sürekli olduğu için. Yani f kare sıfır a'ya eşittir. Buraya göre. Çünkü bir fonksiyonun bir noktada sürekli olması için o fonksiyonundaki görüntüsünün tanımına eşit olma e, limitine eşit olması lazım. Peki böyleyse böyleyse şunu yazabiliriz arkadaşlar. Biz tabii ben bunu yazdım ama bilgi olarak yazdım. Bunu kullanmayacağız aslında. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki e, buradan şunu yazabiliriz. Limit x sıfıra giderken f(x)'in karesidir bu. Şu şekilde yazılabilir. Limit özelliğinden dolayı bu a ise bu içerideki limitin sonucu a'dır. Şey kök a'dır ya da eksik kök a'dır. Ya da arkadaşlar ya da bunun limiti yoktur. Bunun limiti olmayıp karesinin limiti olabilir. Dikkat edin. İlla f fonksiyonu f fonksiyonu illa a sıfırda limitli olacak diye bir şey yok. Ama varsa limiti ya kök a'dır ya eksik kök a'dır. Çünkü karesinin limiti a. Ama limiti olmayıp karesini aldığımızda limitli oluyor da olabilir. Yani işte ne bileyim şöyle falandır tamam mı? Karesini alınca bu buraya gelir limitli olur A noktasında ya da orasını sıfır çizdim. Başka bir yerde çizeyim. Mesela fonksiyon şöyledir. İşte burada bir değer alıyordur. Ee, burası A noktası. Burada başka bir değer alıyordur. Karesini alınca bu değer bu değerle birleşir. A'da limitli hale gelir. Ama F'ken limiti yoktur. F'in karesi iken limiti vardır. O yüzden bu limit x sıfıra giderken fx ya a, köka olacak ya eksi köka alacak, olacak ya da limiti olmayacak. Üçüncü öncül o yüzden doğru cevabımız da c şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. Tamam mı? Bence güzel bir soru. Hmm. Bu neymiş ya? Ne diyor? Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları bir babazunga ile daha karşı karşıyayız. fx fonksiyonu verilmiş, gx fonksiyonu verilmiş. Diyor ki m ve n birer gerçek sayı olmak üzere hx'i fx eksi m olarak tanımlamış. kx'i de n çarpı gx olarak tanımlamış. Bak enteresan. hx artı kx fonksiyonu sürekli olduğuna göre m artı 6 ne kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi Şimdi F'in sürekliliğinden bahsedebilir miyiz? 2 yerine yazdım 8. Yeri... F sürekli değil. G sürekli mi? G de sürekli değil. Bak ne F'in 2'de limiti var ne G'nin 5'de limiti var. F ile G sürekli değil. F ile G'den daha doğrusu F'in M birim sağ birim ötelenmesinden bir H oluşturuyoruz. Gx'i de N ile çarparak bir K oluşturuyoruz. Sonra bu H ile K'yı topluyoruz. Yani aslında topladığımız şey Fx-M... Artı n çarpı gx. Bu fonksiyonun arkadaşlar e, sürekli olduğunu söylüyoruz. Bu fonksiyon her yerde sürekliymiş. Şimdi canlarım burada şunu görmenizi istiyorum. Bunu görmeniz gerekiyor. Bu fonksiyon fx fonksiyonu x eşittir 2 kritik noktasına sahip. Yani 2'nin iki, sağında far, farklı hareket ediyor. Solunda farklı hareket ediyor. İşte mesela 2'yi yerine yazdığınız zaman sonuç eksi 3 çıkıyor. Burası 2. Yerine yazdığınız zaman. Sonuç eksi 3 çıkıyor yukarıda 2 yerine yazdığınız zaman sonuç 8 e, çıkamıyor yani bu dolu burası boş burası işte 8 2'nin e, sağ tarafında farklı hareket ediyor şu şekilde 2'nin sol tarafında farklı hareket ediyor. Orada da işte sağ yatık olması lazım. Eğimi şu şekilde olması gerekiyor. Sıfır yazınca birden geçtiğine göre şöyle bir şey. Yani f fonksiyonu 3 aşağı 5 yukarı şu şekilde bir fonksiyon arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi g fonksiyonunu yazdığımız zaman g fonksiyonu da bakın kritik noktası 5'te. Tamam şöyle 5'te. Fonksiyon eğer 5'ten büyük değerler alıyorsa, 5'ten büyük değerlerde böyle. 5'ten büyük değerlerde 3 değerini alıyor gördüğünüz gibi. Şurayı 3 olarak alalım mesela. 5'ten küçük değerlerde de eksi 3 değerini alıyor. Bak şimdi. Şöyle aşağı inelim. Bunu şöyle eksi 3 zaten orası. Şöyle uzatalım. 5'ten küçük değerlerde eksi 3 değerini alıyor. Yani şöyle bir fonksiyondan oluştuğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Şimdi ben bunları ne yapacağım? Ben bunlara öyle bir işlem yapacağım ki buradaki mavi olan f'i sağ tarafa doğru tamam mı? Mavi olan f'i sağ tarafa doğru ee, öteleyeceğim. Buradaki gx'i de öyle bir sayıyla çarpacağım ki çıkan sonuçta e, bu ikisinin toplamı sürekli olacak. Bakın bunun ne kadar ötelenmesi gerektiği belli. Bu 2'yi bu tarafa doğru 3 birim ötelemezseniz 2 birim, 5 birim 4 birim ötelerseniz yani bu 5'in hizasına getirmezseniz buradaki sıçrama noktasından kurtulamazsınız. Bu sıçrama noktasından kurtulmanızın tek yolu bunu 5'in hizasına getirmek. Yani 2'yi bu tarafa doğru ötelemek, bu hizaya getirmek, bunu da bu tarafa doğru ötelemek, bunu da bu hizaya getirmek. Şu hale getirmek. Bu hale getirdikten sonra yapacağınız tek şey, bir e, kırmızıya bir öteleme yapıp bunu yukarı çıkarmak, burayla birleştirmek ve fonksiyonu sürekli hale getirmek. Peki şimdi o zaman bu F'in sağa doğru kaç birim öteleneceğini anladın mı? 3 birim öteleniyor değil mi? 2'den 5'e doğru. Peki burada kaç birim ötelenmiş? fx'ten fx eksi m'ye m birim ötelenmiş. O zaman m'nin 3 olduğunu bulduk. M'miz 3. Çok güzel. Şimdi bak fx eksi 3'ü oluşturacağız o zaman. Hemen oluşturuyorum. Şöyle parçalı fonksiyon. x yerine x 3 yazıyorum. 3 çarpı x 3 artı 2. Dikkat edin. x 3 büyüktür 2 olacak. Karşı tarafa atarsam x büyüktür 5. Sonra eksi 2 çarpı x 3 artı 1. Yine x küçük eşittir 5. İşte bu bize fx-3 fonksiyonunu veriyor. Şimdi yanında da gx fonksiyonu var. Şimdi arkadaşlar bakın artık 5 noktasında bunu bir de ne ile çarpalım? Hadi bir de gn oluşturalım. Gelin n çarpı gx oluşturalım. n çarpı gx eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Bir fonksiyonu bir ile çarptığınız zaman x'lerini değiştirmezsiniz. Onlar aynı kalır. 5 küçük eşittir 5. Sadece y'lerini çarptığınız ile çarparsınız. Yani x'in 5'ten büyük olduğu durumda 3m, küçük olduğu durumda da eksi 3m olur. Şimdi bu ikisini topladığınız zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Fonksiyonların, fonksiyonumuz sürekli olmuş oluyor. Bu ikisini topladığınız zaman da isterseniz toplayarak yazabilirsiniz ama gerek yok artık. 5'te sürekli ya sonuçta artık bu toplamın kritik noktası 5. Beş. 5'e sağdan yaklaşalım. Burada 5 yazalım. Buraya 5 yazalım sağdan yaklaşıyoruz. 2, 6, 8 artı 3 m. 8 artı 3 ee, niye M yazdım oraya ya? orası ne olacak ne ile çarpmışız M ile çarpmamışız ki şurası ne olacaktı ne ile çarptığımız için o zaman 8 artı 3 ne eşit olmalı bu toplamın sol, 5'in solundaki limitine 5'e soldan yaklaştığım zaman da eksi 2, e, şey, 5 2 eksi 4 eksi 3 eksi 3 burada da 5'in solu ne eksi 3 ne. Buradan 6 neye eşittir? Eksi 11 gelir. Buradan da neye eşittir? Eksi 11 bölü 6 gelir. E bize 6 neyi soruyor? 3 artı 6 çarpı n yerine de eksi 11 bölü 6 yazdım. Bunlar birbirini götürdü. 3 eksi 11'den cevabımız eksi 8 olarak bulundu. Yani c şıkkını işaretledik. Bence çok güzel bir soru. Hani grafik mantığını da bize öğretiyor. Ee, öteleme de var içerisinde. Dönüşüm de var. Çok tatlı, çok kral bir soru. 26 ile devam ediyorum. 26. soruda diyor ki M ve N birer gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları bak sürekliymiş. Gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli. Çok güzel. F, M çarpı N. Sürekli ise M de süreklidir FX. Şu, tüm gerçek sayılarda sürekli diyor. O zaman M de sürekli. M'ye soldan yaklaştığım zaman 3 şey F F'de X'e ee, X'i M'ye yaklaştırıyorum sağdan. Sağdan yaklaştırdığım zaman aşağıda yerine yazacağım. Soldan yaklaştırdığım zaman yukarıda. Soldan yaklaşıyorum yerine yazdım. 3 M artı 3 eşittir. Sağdan yaklaşıyorum M eksi 1. Buradan 2 M eşittir eksi 4'ten M eşittir eksi 2 geldi bu 1. Tamam mı? Şimdi aşağıya baktığım zaman e, gx fonksiyonu da sonuçta tüm gerçek sayılarda sürekli. Tüm gerçek sayılarda sürekli ise 1'de de sürekli. 1'e soldan yaklaştığım zaman m artı 4 eşittir. 1'e sağdan yaklaştığım zaman da 2 artı n. m yerine eksi 2 yazarsam 4 eksi 2'den burası yapar size 2. Burası da yapar size 2 artı n. Buradan ikiler birbirini götürürse n'yi 0 buluruz arkadaşlar. Ee, çünkü çünkü m eksi 2. Yani tamam n'yi 0 buluruz. n'miz 0'mış. m'miz eksi 2'ymiş. Bize sorulan f m çarpı n Yani f eksi 2 çarpı 0. Yani f 0. f 0 da bak m'miz eksi 2 ya. Eksi 2'den küçük müdür 0? Eksi 2'den büyük müdür? 0 eksi 2'den büyüktür. O yüzden burada yerine yazılacak. 0 yerine yazarsam cevabımız eksi 1 yapar. D şıkkını işaretleriz. Evet. Evet geldim 27. soruya. M pozitif tam sayı olmak üzere her x reel sayısı için fx artı m eşittir fx eşitliğini sağlayan fx fonksiyonu 0 m aralığında demek ki bu periyodu oluyor arkadaşlar. Yani tekrar ediyor işte m 5 ise işte fx eşittir ne oluyor? fx artı 5 oluyor. Yani 5 seferde bir fx artı 5. 5 seferde bir tekrar ediyor. 1 yazınca işte f1 f6'ya eşit oluyor. 5 ekle o f11'e 5 ekle o f16'ya diye gidiyor. Şimdi m eşittir 4 için. Ha. Demek ki f x eşittir f x artı 4 için. Tamam mı? Yani periyodumuz 4 gibi düşünebilirsiniz. 4 seferde bir tekrar ettiğini düşünebilirsiniz x kare eksi 8x artı 12 bizim fonksiyonumuz. Limit x 36'ya giderken fx 12. Şimdi bu basit zaten. Çünkü f polinom tipli olduğu için 36'yı götürüp direkt yerine yazabiliriz. Ama önce burada bir çarpanlarını ayıralım. x'e x diye eksi 6'ya eksi 2 diye ayırırız. Buradan x eksi 6 çarpı x eksi 2 gelir. 36'yı yerine yazdığımız zaman burası 30 geliyor. 36'yı yerine yazdığımız zaman burası da 34 geliyor. Dolayısıyla çarpınca 12'yi vermiyor. Ama bu bir periyodik fonksiyon. Bu fonksiyonu şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Her 4 seferde bir 0 ile m aralığında yani 0 ile 4 aralığında her 4 seferde bir tekrar ediyor. Yani bu parabolü aslında çizerken kökleri 6'ya 2 olduğu için kolları da yukarı doğru olduğu için böyle çizmeniz gerekiyor ya. Her aralıkta tekrar ede de çiziyorsunuz böyle. Tekrar ediyor. Dolayısıyla 36 yerine yazıyoruz ve F36'yı buluyoruz ya. Aslında F36'yı bulurken X yerine 36'yı yazamıyoruz. Cık. Hocam niye yazamıyoruz? Çünkü arkadaşlar aralığımız 0 4 aralığı. Yani 0 4 aralığında tanımlı bir fonksiyondan bahsediyoruz. O yüzden bu f36 geçerli değil. 36 tanım kümesinde yok. 36'yı hemen 4'e bölelim. 36'yı arkadaşlar 4'e böldüğümüz zaman 9 kere var kalan 0 ya. Aslında f36 için f0'ı bulmamız lazım. Yani f 36 yani 36 noktasındaki limiti aslında 0 noktasındaki limitidir. f 0'da 12 olduğu için birinci öncül doğru. Bu çünkü periyodik bir fonksiyon. 2'ye geldim 21. Hemen 21'i 4'e bölüyorum. 21'i 4'e böldüğüm zaman kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 4 20 kalan 1. Yani 1'deki limitine bakabilirim. Yani bu soru f 1'in 5 olduğunu söylüyor bana. f 1 5 diyor. Bakalım bir yerine yazalım. 1 eksi 8 artı 12 desek. 13 13 8'den 5 geliyor. O zaman bu da doğru. Süreksiz olduğu noktaların kümesi e, 4k e, x'lerden oluşuyormuş. Öyle ki x'ler 4k k eleman z. Evet bu doğru arkadaşlar. Çünkü bu noktalarda tanım limiti eşit olmadığı için mesela bu 4, bu 8, bu 12 periyodun katı noktalarında tanım limitine eşit olmadığı için süreksiz olduğu noktaların kümesi böyle alınır. Cevabımız 1 2 3 yani E şıkkı olacak. Bu da böyle egzantrik değişik sorularımızdan bir tanesiydi ve arkadaşlar 28. soruyla beraber bitiriyoruz. Neyi bitiriyoruz? Limiti bitiriyoruz. Diyor ki k bir doğal sayı olmak üzere iki basamaklı ab sayısının pozitif bölen sayısı tek sayıdır. Şimdi bu önemli bir cümle. Bu cümleyi şimdi birazdan bir değerlendireceğiz. K pozitif tek sayısı ee, k e... AB2 sayısının pozitif bölen sayısı tek sayıdır. AB2 basamaklı bir sayı. Bu sayının pozitif bölen sayısı tekmiş. fx eşittir işte logaritma k tabanında x. k küçüktür ab olduğuna göre limit x ab'ye yaklaşırken fx limitini tam sayı yapan kaç farklı k değeri vardır? Şimdi canlarım burada şunu soracağız. Ee, diyeceğiz ki acaba 2 basamaklı bir sayının ya da herhangi bir sayının pozitif bölen sayısı nasıl tek sayı olur? Şimdi pozitif bölen sayısı asal çarpanlarına ayrıldığı zaman asal çarpanlarını ne yaparak bulunuyordu arkadaşlar? Üstlerini birer arttırıp çarparak. Örneğin 36 sayısının pozitif bölenlerini bulurken 36 9 çarpı 4 olduğu için 9 3 üzeri 2 4 de 2 üzeri 2 2'yi bir arttırdım 3 2'yi bir arttırdım 3 3 kere 3'ten 9 diyorduk. Bak pozitif bölen sayısı ne çıktı? Tek çıktı. Ama mesela 18'in pozitif bölen sayısını bulurken 18 9 çarpı 2 yani 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 1 arttırdım 3 1 arttırdım 2 3 kere 2'den 6. Yani eğer pozitif bölen sayısı tek bir sayı olacaksa ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim mesela AB 36 olabilir mi? Evet 36'nın pozitif bölen sayısı tek sayıdır. 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 üstleri 1 arttırdım 3 kere 3'ten 9 9 tek sayı yani arkadaşlar bir sayının pozitif bölen sayısının tek olması için asal kuvvetlerinin çift sayı olması lazım asal kuvvetlerinin çift sayı olması demek de onun bir tam sayının karesi olması anlamına geliyor 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi 6'nın karesidir yani bir tam sayının karesi olan sayılar pozitif bölen sayısı tek sayı olan sayılardır. E, AB iki basamaklı sayısı pozitif bölen sayısı tek sayı ise demek ki bir sayının karesi olacak. Bir sayının karesi olan iki basamaklı sayılar zaten belli arkadaşlar. Nedir? 16. Mesela 16 4'ün karesi. 16 2 üzeri 4'tür değil mi? Üstü bir arttır 5. 5 tane pozitif böleni vardır. Mesela 25. Mesela 36. Mesela 49. Mesela 64. Mesela 81. Bu kadar. A'nın alabileceği sayılar bunlar arkadaşlar. 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi ve 9'un karesi iki basamaklı olduğu için. Şimdi o zaman fx fonksiyonu k tabanında x, k da ab'den küçükmüş. Şimdi limit x ab'ye giderken fx demek, x yerine ab yazarsam f ab demek. f ab'de de arkadaşlar fx logaritma olduğu için logaritma k tabanında x yerine ab yazıyorum ab. Şimdi bunun ne olmasını istiyoruz? Bunun tam sayı olmasını istiyoruz. Bu bir tam sayı olacak. Bunu tam sayı yapan e, kaç farklı k değeri vardır diyor. Şimdi başlayalım. b'yi 16 alalım arkadaşlar. b'yi 16 alırsak logaritma k tabanında 16 2 üzeri 4. Burası da 4 çarpı logaritma 2 taba k tabanında 2. K'nın da bir doğal sayı olduğu buradan gözüküyor bakın. K bir doğal sayı. O zaman arkadaşlar k'yı ne seçeceğiz? Şimdi 2 seçebiliriz. K 2 olabilir. Tamam mı? 2'nin e, karesi olabilir. E, başa 1 bölü 2 diye geçer. Yani 4 bölü 2'den 2 tam sayı olur. 2 üzeri 3 alamayız. 4 3'ü bölmez. 2 üzeri 4 alabiliriz. Bu kadar. Yani K'yı bunlar alabiliriz. Ama K AB'den küçük olduğu için AB'de 16 olduğu için 2 üzeri 4 16 olmaz. K'nın buradan alabileceği 2 tane değer var. Şimdi AB'yi 16 için tamam. Şimdi AB eşittir 25 için bakalım. O zaman bu sefer logaritma k tabanında 5'in karesi yapar. Bu da 2 tane logaritma k tabanında 5 yapar. Buradan da k'nın alabileceği değerler bir 5'tir. Başka da var mı? Başka da yok zaten. Ha, 5, üzeri 2, 5 üzeri 2 olabilir aslında. 5 yani üzeri 2 de de bu 2 bölüm olarak geçtiği zaman 1 yapar ama k 5 üzeri 2 olamaz. Çünkü ab 25 iken k 25'ten küçük olmak zorunda. Buradan sadece 5 gelir. Diğer tarafa bakalım. AB eşittir 36'ya bakalım. Buradan logaritma k tabanında 36. 36 6'nın karesi olarak e, yazılsın. E, şöyle 6'nın karesi. Buradan da 2 çarpı logaritma k tabanında 6. Buradan da arkadaşlar sanırım k'nın sadece 6 değeri var değil mi? 6 dışında herhangi bir değerde tam sayı gelir mi? 36 da gelir ama onu da alamayız. Sonra 49'u düşünelim. 7'nin karesi k eşittir 7. Yani artık tek tek yazmamıza gerek yok. K buradan 7 olur. Sonra e, 64'ün 64 önemli. K eşittir 7'de problem yok ama 64 önemli. 64'te ba başka değerler gelecek 2'nin kuvveti olduğu için. Şimdi AB eşittir 64 durumunu ele alıyorum. AB eşittir 64 ise logaritma K tabanında 64 2 üzeri 6. Bu da 6 çarpı logaritma K tabanında 2. Buradan arkadaşlar K'nın alabileceği değerleri yazdığım zaman 2 alabilir 2 üzeri 2 alabilir. 2 üzeri 3 de olabilir. 3 6'yı bölüyor. 2 üzeri 4 olamaz. 5 olamaz. 6 da olamaz. Demek ki bunlar olabiliyor 64'te. 81'e bakalım. AB eşittir 81 olduğunda logaritma K tabanında 81 3 üzeri 4 olduğu için bu 4 tane logaritma K tabanında 3 olur. Buradan K'nın alabileceği değerlere baktığım zaman 3 olabiliyor. 3 üzeri 2 olabiliyor. Başa geçtiği zaman 4 bölü 2 tam sayı yapıyor. O kadar. Şimdi kanun alabileceği değerler bunlar arkadaşlar. Bakalım. 1, ee, 2 tane burada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değer alabiliyor. Doğru cevabımız 5. Vallahi iyi, iyi soruydu bu da. İçerisinde logaritma limit var yani bir şeyler. Ee, pozitif bölen sayısı bile vardı. Babazunga'yı hak eden bir soruydu. Bununla beraber arkadaşlar limit sürekliliği bitirmiş oluyoruz. Bakın bu soru periyodik e, fonksiyonlarla alakalı güzel bir soruydu. Fena değildi işaretlemeyeceğim. Bu zaten Babazunga'ydı. İşaretlemeyeceğim. Bunu kesinlikle işaretleyeceğim. Hatta buna iki tane yıldız atacağım. Çok güzel bir soruydu. Tekrardan bakmanızı tavsiye ediyorum. Babazunga'ydı zaten. Ben bunu da işaretlemek istiyorum arkadaşlar. Yine güzel bir soruydu. 20 zaten Babazunga. 19... 18 de bence güzeldi. 18'i de işaretledim. Ve arkadaşlar limiti noktalamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir limit serüveniydi. Beraber e, çok güzel limit öğrendik diye düşünüyorum. Yani size elimden geldiğince ayrıntılı, bol örnekli, kolay, orta, zor ne varsa öğretmeye çalıştım. Umarım limiti öğrendim ben hocam dedirtebilmişimdir size ki ben dedirttiğimi düşünüyorum. Yoksa öbür türlü buraya kadar gelemezdiniz. Bu ödevleri yapamazdınız. Bu soruları çözemezdiniz. Anlayamazdınız. Evet 62. günün ikinci videosuna da attım tikimi ve arkadaşlar noktaladım. 63. günde ne konuşacağız? Artık türeve geçiyor olacağız. 62. günden 63. güne geçerken orada mini bir duyurumda olacak türevle alakalı bir iki bir şey söyleyeceğim size. Artık son 2 ünitemiz kaldı. Bakın 63. günden 90. gününe güne kadar sadece 2 üniteden konuşacağız. Türev ve integral. Bu iki tanesinden toplamda 8 ile 10 soru arasında soru geliyor. Türev integralden. Limit de bunların içerisinde yer yer kullanılıyor. İyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki gün 63. gün Türev birinci videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal.